birden korktum. Eyvah! Bu adam çocuğu usturayla keser. O nasıl olsa öldürülecek dedim. Koşup çocuğa baktım. Hubeyb, gönderdiğim usturayı çocuğun elinden alıp, çocuğu sevmek için dizine oturtmuştu. Ben bu durumu görünce çok korkup, feryat etmeye başladım. Durumu anlayınca, bu çocuğu öldüreceğimi mi zannediyorsun? Bizim dinimizde böyle şey yok. Haksız yere cana kıymak, bizim hal ve şanımızdan değildir, dedi. Hubeyb bin Adi'yi ve Zeyd bin Desinne'yi öldürmek için, müşriklerin kararlaştırdığı gün gelmişti. O gün, sabah erkenden, zincirlerini çözüp, Mekke dışında Temim denilen yere götürdüler. Mekke halkı ve müşriklerin ileri gelenleri bunların idamını seyretmek üzere toplanmıştı. Etrafta büyük bir kalabalık vardı. Müşrikler esirleri idam edecekleri yerde iki dar ağacı kurmuşlardı. Hubeyb'i dar ağacına kaldırıp bağlamak istedikleri sırada "Beni bırakınız. İki rekat namaz kılayım," dedi. Bıraktılar. "Kıl orada," dediler. Hubeyb hemen namaza durup huşu ile iki rekat namaz kıldı. Toplanan müşrikler, kadınlar, çocuklar heyecanla onu seyrediyorlardı. Namazını bitirdikten sonra "Vallahi eğer ölümden korkarak namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız, namazı uzatırdım ve daha çok kılardım," dedi. Böyle idam edilirken iki rekat namazı ilk kılan, adet ve sünnet olmasına sebep olan Hazreti Hubeyb bin Adi'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun idam edilirken iki rekat namaz kıldığını işitince, bu hareketini yerinde ve uygun bulmuştur. Hubeyb'i namazını kıldıktan sonra dar ağacına kaldırarak bağladılar. Yüzünü kıbleden Medine'ye doğru çevirdiler. Sonra "Haydi dininden dön, seni serbest bırakalım," dediler. Şöyle cevap verdi: "Vallahi dönmem. Bütün dünya benim olsa, bana verilse, yine İslamiyet'ten dönmem." Bu cevabı alan müşrikler, "Şimdi senin yerine Muhammed'in olmasını, onun öldürülmesini ister misin? Evet dersen, kurtulur, evinde rahat rahat oturursun," dediler. Hubeyb, "Ben Muhammed aleyhisselamın ayağına bir dikenin batmasına bile asla razı olmam," dedi. Müşrikler alay edip gülüşerek, "Ey Hubeyb, İslam dininden dön, eğer dönmezsen seni muhakkak öldüreceğiz," dediler. Hubeyb, "Allahü Teala yolunda olduktan sonra benim için öldürülmenin hiç ehemmiyeti yoktur," diye karşılık verdi. Bundan sonra Hubeyb, "Allah'ım, şuracıkta düşman yüzünden başka yüz görmüyorum. Allah'ım, benden Resulüne selam ulaştır. Bize yapılan bu işi Resulüne bildir," diyerek dua etti ve "Esselamu aleyke ya Resulallah," dedi. Hubeyb bu duayı yaptığı sırada sevgili Peygamberimiz Eshab-ı Kiram'la oturuyordu. Zeyd bin Harise şöyle anlatmıştır: "Bir gün Resulullah eshabıyla otururken "Ve aleyhisselam," dedi. Eshab-ı kiram, "Ya Resulallah, bu kimin selamına karşılıktır?" dediler. "Kardeşimiz Hubeyb'in selamına karşılık. Cebrail aleyhisselam Hubeyb'in selamını bana ulaştırdı," buyurdu. Hubeyb'in etrafında toplanan Kureyş müşrikleri, "İşte babalarınızı öldüren bu adamdır," diyerek gençleri üzerine mızraklarıyla saldırttılar ve mübarek vücudunu yaralamaya başladılar.
Bu sırada Hubeyb'in yüzü Kâbe'ye doğru döndü. Müşrikler Medine'ye doğru döndürdüler. Hubeyb, "Allah'ım, eğer ben senin katında makbul bir kul isem, yüzümü kıbleye çevir," diyerek dua etti. Yüzü yine kıbleye döndü. Müşriklerden hiçbiri onun yüzünü Kâbe'den başka bir tarafa çeviremedi. Bu esnada Hubeyb, dar ağacı üzerinde, düşman arasında garip bir halde şehit edilmekte olduğunu dile getiren bir şiir söyledi. Müşrikler, ellerindeki mızrakları vücuduna saplayarak işkence yapmaya başlayınca, "Vallahi ben Müslüman olarak öldürülecek olduktan sonra, vurulup hangi yanım üstüne düşersem düşeyim gam yemem. Bunların hepsi Allahü Teala'nın yolundadır," dedi. Hubeyb bundan sonra müşriklere şöyle beddua etti: "Allah'ım, Kureyş müşriklerinin hepsini mahvet. Topluluklarını dağıt. Birer birer canlarını al. Onları sağ bırakma." Müşrikler bu bedduayı duyunca çok korkup bir kısmı oradan kaçıp uzaklaştılar. Kalanlardan bir kısmı mızraklarını peş peşe saplamaya başladılar. İçlerinden biri göğsüne mızrağı sapladı. Mızrak sırtından çıktı. Hubeyb vücudundan kanlar fışkırırken ve dar ağacında sallanarak son nefesini verirken, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü," diyerek şehit oldu. Hubeyb bin Adi'nin cenazesi 40 gün dar ağacında asılı kaldı. Bedeni çürüyüp kokmadı. Hep taze kan aktı. Sevgili Peygamberimiz onun cenazesini getirmek üzere Eshab-ı Kiram'dan Zübeyr bin Avvam ve Miktat bin Esved'i gönderdi. Gece gizlice Mekke'ye girdiler. Hubeyb'i asıldığı dar ağacından indirip deveye yükleyerek Medine'ye doğru yola çıktılar. Durumu öğrenen müşrikler büyük bir kalabalık halinde üzerlerine yürüdüler. Her iki sahabi kendilerini savunmak için cenazeyi yere koydular. Biraz sonra cenazeyi bıraktıkları yerin yarılarak cesedi içeri alıp kapandığını gördüler ve Medine'nin yolunu tuttular. Zeyd bin Desinne'yi de diktikleri ağaca bağladılar. Dininden döndürmek için zorladılar. Fakat Zeyd'in imanını kuvvetlendirmekten başka bir şey elde edemediler. Bunun üzerine Zeyd'i ok yağmuruna tuttular. Sonunda Saffan bin Ümeyye'nin azatlı kölesi Nistas tarafından şehit edildi. Bir-i Maune Vakası. Yine aynı yılın Safer ayında Arabistan'ın Neçd bölgesinde Amir oğullarının reisi Ebu Bera Amir bin Malik Medine'ye geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret etti. Peygamber Efendimiz de ona İslamiyet'i anlatıp Müslüman olmasını tavsiye etti. Ebu Bera Müslüman olmadı. Fakat İslam'ın güzel ve şerefli bir din olduğunu bildirdi. Ayrıca Neçd'de İslam'ın yayılması için Eshab-ı Kiram'dan birkaç tanesini oraya göndermesini istedi. Sevgili Peygamberimiz, "Göndereceğim kimseler hakkında Neçd halkından emin değilim," buyurdular. Amir, "Onları ben himayeme alırım. O zaman onlara kimse zarar veremez," dedi. Alemlerin Efendisi bu kesin taahhüdü kabul buyurup Eshab-ı Suffa'dan 70 kişilik bir heyet hazırladı ve Münzir bin Amr Hazretlerinin kumandasında yola çıkardı. Kendi kabilesinin İslamiyetle şereflenmesini isteyen Ebu Bera Eshab-ı Suffa'dan önce yola çıkıp
kabilesine gelerek heyeti himayesine aldığını, onlara hiç kimsenin dokunmamasını tembih etti. Yeğeni Amir bin Tufeil'den başka herkes, onlara dokunmamayı kabul etti. Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeil, üç kabilenin adamlarını silahlandırarak başlarına geçti ve Bir-i Mauni'ye gelen Eshab-ı Kiram'ı kuşattı. Dört tarafı sarılan sahabiler, kılıçlarına sarılıp biri hariç, hepsi de şehit oluncaya kadar kahramanca savaştılar. Bu mübarek eshabın son sözleri, "Ya Rabbi, şu anda Resulullah'a durumumuzu haber verecek senden başkası yoktur. Ona selamımızı bildir," dediler. O anda Cebrail aleyhisselam son derece üzgün bir halde Peygamber Efendimiz'e gelip selamlarını ulaştırdı ve onlar Allahü Teala'ya kavuştular. Allahü Teala onlardan razı oldu. Onlar da Allahü Teala'dan razı oldu, dedi. Sevgili Peygamberimiz de aleyhisselam diye cevap verdikten sonra çok üzüntülü olarak Eshab-ı Kiram'a döndüler. Kardeşleriniz müşriklerle karşılaştılar. Müşrikler onları kesip biçtiler, mızraklarla delik deşik ettiler buyurarak durumu haber verdiler. Bu hadisede düşmanla çarpışırken Amir bin Füheyre Hazretlerinin sırtına Cebbar adlı biri mızrağını saplamıştı. O anda Hazreti Amir, "Vallahi cenneti kazandım," demiş, Cebbar'ın ve diğer müşriklerin gözleri önünde gökyüzüne doğru çekilmişti. Bu hale herkes hayret etmiş, fakat içlerinden sadece onu şehit eden Cebbar Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz, Reci ve Bir-i Maune hadiselerine çok üzüldüler. Bu elim hadiseyi yapan kabilelere, bela için bir ay her namazdan sonra dua ettiler. Allahü Teala Resulünün duasını kabul buyurdu. O kabilelere müthiş bir kuraklık ve kıtlık verdi. Sonra bulaşıcı bir hastalıkla 700 kişi öldü. Beni Nadir Yahudileri. Uhud gazasından sonra hicretin 4. senesinde Nadir oğulları ismindeki Yahudi kabilesi sevgili Peygamberimize suikast tertip ettiler. Bunu Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize haber verdi. Suikast neticesiz kaldı. Bunun üzerine alemlerin efendisi antlaşmayı bozan bu Yahudi kabilesine Muhammed bin Mesleme'yi gönderdi ve Nadir oğulları Yahudilerine git. Onlara Resulullah beni size yurdumdan çıkıp gidiniz. Burada benimle birlikte oturmayınız. Siz bana bir suikast planı kurdunuz. Size 10 gün süre tanıyorum. Bu müddetten sonra buralarda sizden kim görülürse boynu vurulacak. Emrini bildirmek üzere gönderdi de buyurdu. Muhammed bin Mesleme Hazretleri bu emri bildirince korkularından yol hazırlığına başladılar. Fakat münafıkların başı Abdullah bin Übey onlara "Sakın kalenizden çıkmayınız. Mallarınızı ve yurdunuzu terk edip gitmeyiniz. Adamlarımdan 2000 kişiyle size yardıma geliyoruz," diyerek haber gönderdi. Bunun üzerine kainatın sultanı Efendimiz, Eshab-ı Kiram'ıyla Medine'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Nadir oğulları kalesine yürüdüler. Sancağı Hazreti Ali taşıyordu. Kale kuşatılıp muhasara başladı. Daha önce Eshab-ı Kiram'a meydan okuyan Yahudiler, kaleden çıkmaya cesaret edemediler. Münafıkların yardımı da ulaşmadı. Eshab-ı Kiram, kaleyi kontrol altına alıp kuş uçurtmuyordu. 20 günden ziyade süren muhasara sonunda, Yahudiler teslim bayrağını çektiler. Bütün silahlarını, altın ve gümüşlerini
Müslümanlara terk ederek bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e sürüldü. Böylece Medine'de Yahudilerden sadece Kureyza oğulları kaldı. Fatıma binti Esed'in vefatı. İçki içmeyi haram kılan ayet-i kerime de hicretin 4. yılında indi. Uhud gazasında yaralanıp sonra vefat eden Hazreti Ümmü Seleme'nin kocası geriye birkaç tane çocuk bırakmıştı. Ümmü Seleme validemiz yaşlı haliyle güç durumda kalmıştı. Sevgili Peygamberimiz ona çok acıyıp merhamet buyurarak nikahını almakla şereflendirdi. Yine bu yılda Zatürrika gazası yapılarak etraftaki müşrik kabileler sindirildi. Hazreti Osman'ın Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Rukayye'den olma 6 yaşındaki oğlu Abdullah vefat etti. Alemlerin efendisi torununun namazını kıldırdı ve bizzat kabre koydu. Çok üzülmüşlerdi. Mübarek gözyaşları kabre döküldü. Mezar taşını mübarek elleriyle diktiler ve Allahü Teala kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder buyurdular. Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed de bu yılda vefat etti. Buna sevgili Peygamberimiz çok üzülüp bugün annem vefat etti buyurdu. Sevgili Peygamberimiz dedesi Abdülmuttalib'in vefatından sonra onun yanında büyümüştü. Peygamberliğini bildirdiğinde ise hemen Müslüman olmakla şereflenmişti. Bu sebeple kainatın sultanı onu anne yerinde tutar, çok hürmet gösterirdi. Ona olan merhametinden üzerindeki mübarek gömleğini çıkarıp kefen olarak sarılmasını emretti. Cenaze namazını kıldırdıktan sonra 70.000 meleğin namazda hazır olduğunu bildirdi. Kabre kadar gidip içine indiler. Kabir hayatının rahat ve hoş olması için kabrin köşelerine doğru genişletir gibi işaret yaptıktan sonra kabre uzandılar. Kabirden çıktığında mübarek gözleri yaşla dolmuş ve mübarek gözyaşları kabre dökülmüştü. Aman ya Rabbi, bu ne merhametti ve bu ne kadar talihli bir hanımefendiydi. Hazreti Ömer dahi dayanamamış, canım sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir kimseye yapmadığınızı bu hanıma yaptınız diye sual edince, vefalıların en vefalısı olan sevgili Peygamberimiz, Ebu Talip'ten sonra bu hanımcağız kadar bana iyiliği dokunan bir kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken en önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o en önce benim saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Ona cennet elbiselerinden giydirilmesi için gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatının kendisine mülayim ve kolay gelmesi için kabirde yanına uzandım. Cebrail Allahü Teala tarafından bu hanım cennetliktir diyerek bana haber verdi buyurdular. Bundan sonra Fatıma binti Esed validemiz için şöyle dua ettiler. Allahü Teala. Thank you.